Merci. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Okay, hoş geldiniz. Ben yine bir hikaye anlatacağım size. Artık Türkçem profesyonelleşti, duyduğunuz gibi. Ben demin anlattığı gibi Amsterdam'da yaşıyorum. 10 sene önce benim kuzenim evleniyordu. İnanılmaz güzel bir gündü. Hava çok güzeldi. Ve biz ailecek Ali amcamlarda Ali amcamlardaydık. Biz erkek damat tarafındaydık ve böyle ev içinde böyle telaş, bilirsiniz böyle düğün telaşı, herkes çağırıp bağırıyor falan böyle. Ben böyle oturuyorum bir köşede. Hadi ne zaman gideceğiz? Gelin almaya gidecektik. Dışarıya bakıyorum ve görüyorum ki oh, müzisyenler var. Davul ve zurnacı. Ben de müzisyenim diye düşünüyorum. Ben de katılacağım. Şimdi 19 yaşındayım o dönemde, 10 sene önce. Dedim ki, şimdi bir acele eve gidip gelsem, şimdi piyanoyu getiremem, ağır, belimle taşıyamam. Ama evde bir darbuka var. Dedim, onu gidip alacağım. Anneme gittim, dedim, anne bana araba anahtarı ver, ben hemen gidip geleceğim. Annem, geç kalma kızım, ya. Ve hemen dönüyorum. Okey, bindim arabaya, eve gideceğim. Düşünüyorum, hangi müzikler vardı böyle düğünlerde, araba sürüyorum, hangi ritimler vardı falan. Karşı düşün. Ondan sonra araba sürüyorum, telefon çaldı, telefonu aldım. Ve o anda her şey, yani 10 saniye ağır çekim gibi oldu hayatım. Arabayla ağaca çarpıyorum. Veya ağaç bana çarpıyor. Kendimi sabit tutmak için sağ elimi koltuğa tutuyorum ve sol elimi cama tuttum. Ve yavaş yavaş araba yerinden kalkıyor. Ve dönüyoruz. Yavaş yavaş kollarım bu tarafa gidiyor ve araba parmağım üstünden böyle geçiyor, iki elim üstünden. 10 saniye sonra o gürültüden sonra öyle bir sessizlik vardı ki ondan sonra gitmişim. Uyandığımda bakıyorum ki halen o arabadayım ve itfaiyeciler arabayı kesiyorlar beni çıkarmak için ve yine gidiyorum. Yine uyandığımda bakıyorum ki herhalde ambulanstayım. Uzaktan annemi görüyorum ve halen kaza yerindeyiz. Arabayı da görüyorum. Annemi de arabaya koştuğunu görüyorum. Ve ilk dışarıya çıkan mesaj şeydi, yani şoför öldü. Annemin o gün yüzündeki bakışını hiç unutmam. Çünkü öldüğümü zannediyordu. Ondan sonra yine gitmişim. Son kez uyanıyorum. Tamamen bembeyaz. Doktorlar görüyorum. Bir şeyler söylüyorlar. Duymuyorum. Ama ellerim öyle sıcak ki aşağıya bakıyorum, kıpkırmızı. Çünkü cam parçaları hali elimde. Şimdi neden bunu size anlatıyorum? 10 sene sonra ilk kez. O gün ben gerçekten öyle şanslıydım ki sadece ellerimden ameliyat olmuştum ve beyin sarsıntısı geçirmiştim. Ve hastanedeyken ben farkına vardım ki hayat nasıl kırılgan diye bitebilir. Şimdi ben sanki hayat bana ikinci şansı vermişti ve ben bu bir ve tek hayatla ne yapacağım? Ve ben enerji veren insanları yakında tutmam lazım. Her nefeste, her doğa baktığımda, her konser verdiğimde, her künefe yediğimde öyle bir zevk almam lazım ki bu hayattan. Ya öyle. Herkesin hayatında birkaç hedefleri vardır. Yani okulda iyi puan almak, en iyi işte olmak, belki süper bir anne, baba olmak, nene, dede, ben de iyi müzisyen olmak. Ama bazen hayata başka kişiler de karışır. Dengenizi bozarlar. Belki kötü niyetle, belki iyi niyetle. Belki iyi niyetle, belki
kötü niyetle. Güldüm, ağladım ve sevdim. Terk ettim ve terk edildim. Hiç bakmadan arkama geldim yolun sonuna. Gözlerimi açamadım son. Kalktım düştüm hep yenildim. Umutlarımı kaybettim. Koydum yükseğe çıta, sessiz çığlıklar attım. Kanla terle gözyaşıyla denedim aşağı. Şimdi ben de böyle hayatımda böyle şeyleri yaşadım. Başkaları karışıyor. Dengemi bozuyorlar. Şimdi ben bütün her şeyi anlatacağım. Sabah daha burada otururuz ama çok zamanım yok. Onun için size bir iki üç tane anlatmak isterim. Şimdi Türkçe mi anlıyor musunuz? Okey, tamam. Devam ediyorum o zaman. İlk hikayem, okuldayım ve biyoloji dersinde. Ve çok heyecanlıyım. Biyoloji dersimi çok severdim. Ve çok fanatik birisiydim. Halen öyleyim. Ve bir ders vardı, bir sınav, ödev. Ve onu ben bonobo maymunlar hakkında yapıyorum. Niye bilmiyorum. Ama çok iyi bir ödev yapmak istedim. Ve çok üstüne çalıştım. Ve öğretmene verdim. Amsterdam'da okuldayım. Ve bir hafta sonra öğretmen geri verdi. Ben tabii ki ondan 10 puan almak istedim. Öğretmen verdi bana 5 puan. Şok oldum. Geri gittim öğretmene. Dedim ki, dedim ben bunu çok çalıştım. Nasıl olabilir bu? Okey dedim ama hata varsa öğreneyim. Anlatın öğreneyim.
Öğretmen dedi ki, ya dedi, bu dedi ödevde, bu sınavda öyle çok zor Hollandaca kelimeler kullanıldı ki sen Türk kızı olarak onları bilemezsin. İkinci gayem. Bir restoranda çalışıyordum. En sevdiğim meslek garsonluk. Hataylıyım ya, yemeği çok seviyorum. Ve bir akşam böyle balerinler gibi servis ediyorum. İşte o masa ayran, o masa yoğurtlu Adana kebap falan, böyle her şey daha kafamda. Ve baktım ki kapı açılıyor. Müşteri içeri girecek. Ve bakıyorum ki Türkiye'den müşteri. Şimdi restoran ya Amsterdam'da ve bütün hikayeler yine 10 sene önce oluyordu. Heyecanlandım. Çünkü Türkçem o dönemde, yani şimdi Türkçem profesyonel, o dönemde iyi değildi. Ya gülün. Ondan sonra dedim ki ama prova yapmam lazım. Bu akşam ben onlara servis yapayım, öyle Türkçemi geliştireyim. Gittim kapıya, açtım. Evet, restoran kilime hoş geldiniz. Müşteri girdi, dedi. Ben de, oh, okay. Bütün akşam böyle devam edince ben bir tuhaflık hissettim. Müşteri bana böyle alçak davranıyorlardı bütün akşam. Ve dedim ki, ya çok üzülmüştüm ve düşünüyorum kendime. Kendim mi mesleğimden iyi değilim garson olarak? Üzüldüm ve dedim ki, baba dedim, gel ya mutfakta bir börek yiyelim. Ama baba kelime ağzından çıktığı anda müşteri dedi ki, siz Saimi kızı mısınız? Evet. Ay pardon, bilmiyorduk. Ben dedim, hı? Bir dakika, şimdi sen bana kötü davranış sadece bir garson olduğum için mi yapıyorsun? Ve kötü davrandığını farkına varıyorsun ve şimdi cici yapacağım bana. Üçüncü hikayem. Hayatımın vereceği ikinci konseriydi. Yine 19 yaşındaydım, 10 sene önce. Yine Hollanda'da. Çok heyecanlıydım. Hayatımda vereceğim ikinci konser. Ve öyle çok kişi bilet almıştı ki tam 32. Evet. Çünkü o benim için niye çoktu? Çünkü babamın restoranına tabii ki garsonluk yapıyordum ama piyano da çalıyordum. Ve her zaman tabii ki çok belli değildi. Şimdi müzik için mi geliyorlar, babamın mezeleri için mi? Ama şimdi özel benim için. Şimdi yine heyecanlıyım, odamda bekliyorum. Bir böyle 5 dakika kaldı, sahneye çıkacağım. Huh. Ve dünyanın her tarafında konsere çıkmadan önce konser salonlarda tiyatronun ve konser salonunun müdürü sanatçının odasına gelirler bir selamlaşmak için. Ve geldi müdür benim odama. Adam 2 metre. Ben hemen ayağa kalktım, standart Türk kızı boy. Heyecanlıyım. Merhabalar, ben Karsu. O dedi, merhaba, merhaba. İşte hoş geldin tiyatromuza, nasılsınız? Ben de, iyiyim. 32 kişi bilet aldım. Evet dedi müdür. Ya dedi, ben dedi seni katalogda görünce, ben seninle booking yaparken sandım ki bir Türk kızı, o zaman en nihayet bu konser salonuna bütün şehrin Türkleri gelir. Ama öyle olmadı. Hadi başarılar. Burada verdiğin konserde son. Hadi good luck küçük kızı. Bye. Bye. Çok küçük gençtim, yani ağlayacak duruma gelmiştim, öyle sahneye çıktım. Şimdi hangi nedenle bunları yine size anlatıyorum? Sizin hayatınızda belki böyle şeyleri yaşayabilirsiniz. Başkaları sizi böyle bir damga vurabilirler. Sizin dengenizi bozabilirler. Ben de o damgalar mesela hayata, ya Türk, garson, küçük kız, kadın. Ve ama sana bağlı, yani köşeye çekilip böyle üzgün mü olacaksınız, yoksa başkalarının negatif enerjileri güce mi çevireceksiniz? Bak, o bütün olaylarda şey düşünebilirsiniz, zıkkımı kökünü iç lan diye düşünebilirsiniz. Evet, ben de düşündüm.
Ama eminim ki gülüşle, sevgiyle, saygıyla, ya pozitif davranışla ve diyalogla daha çok başarabilirsiniz. Şimdi guru gibi geldi böyle el ele beraber. Orada demek istemiyorum ha. Ama eminim öyle. Şimdi ben o öğretmene öyle üst yüzey, yeni kelime öğrendim, üst yüzey Hollandaca konuştum, bütün puanlarımı aldım ya. Müşteriye bütün akşam aynı saygıyla, sevgiyle servisime devam ettim. Ve onlara utandırdım ama büyüklük bende kaldı. Ve yıllar sonra o aynı tiyatro yine beni konser için yani aradılar. Böyle hey Karsu gelmek ister misin? Ve konser için değil. Neymiş? Hollanda'nın bir ödülünü kazanmıştım. Gelecekmişim onların tiyatrona konser sonra reklam yapacakmışım. Gittim mi? Gittim. Müdür oraday mıydı? Oradaydı. Ya ne dedim? Hacı ne haber? Şimdi ben Amsterdam'da doğdum, büyüdüm. İşte annem babam demin anlattığım gibi Hatay'dan, Türkiye'den. Ve annem babam bana ver kardeşime iki kültürden en iyisini vermek istediler. Ama tabii ki kültürden negatiflerini alıyoruz. Mesela Hollanda, Avrupa'da misafirperverliği olmadığına dair. Ve Türkiye'de sosyal kontrol böyle, gördün mü kiminle dışarıda, dedikodu, ne giydi ve sosyal baskı var burada. Ona farkına, biraz daha büyüyünce onun farkına varıyorum. Sosyal baskı var. Okulu bitir, iyi iş bul, evlen, çocuk yap. İkinci çocuk nerede? Kilo alın, kilo verdin, yeter dedim kendime. Sinirlendim ve parça besledim.
Thank you. Anlattığım gibi ben de böyle şeyleri yaşıyorum hayatımda. Çok kişi, ya şimdi yavaş yavaş ünlü oluyorum. Çok tuhaf bir şey. Daha çok kişiler karışıyor. Ama dedim ki kendime, bir hayatım var. Ve yani kim bilir bir gün yine sormadan ağaç arabanın önüne çıksa, ben o bir, yani o bir ve tek hayatla ben ne yapacağım? Çünkü sonuçta o hayat benim. Ve sizin hayatınız sizin. Bitti. Teşekkürler. Merci. Telefonu kullanmayın arabada. Ya, okay. Merci. Bye.